Nedret Ersanel Eskiz Biden'ın ABD yönetiminin dış politikada önce Rusya'yı cepheye alacağı, Avrupa Birliği ile ilişkileri Transatlantik ittifakını ihya ederek tazeleyeceği kabulü güçlü ihtimal sayılıyorsa, Türkiye'ye yönelik politikalarının bu çerçeve içinde nasıl olacağını kestirebiliyor muyuz? Washington'ın Trump kadar Ankara'ya yakın durmayacağı ortada. Ama mesafenin ölçüsü önemli. Amerika, Avrupa ile ilişkilerini yeniden kurarken sıkça atıf yapılan 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemindeki gibi iç içe mi olacak yoksa yeni küresel düzenin şartlarına göre yeni angajman kuralları mı getirecek? Eğer öyleyse Türkiye ile ilişkileri bu angajman kuralları özelinde nasıl olacak? Yani Rusya'yı daha açık ve Çin'e göre daha evvel cepheye alacaksınız. Avrupa'yı buna göre baştan kuracaksınız. NATO'yu da yine uyumlu olsun için reforma tabi tutacaksınız. Türkiye'nin adı geçen tüm bu ülke ve uluslararası kuruluşlarla ilişkili olarak nasıl ele alınacağını düşünmeyeceksiniz. Türkiye'ye yaptırımların tartışıldığı AB Liderler Zirvesi bu konuların girizgahını da konuştu. Biz doğal olarak kendi derdimize düştüğümüzden bu çıktıları hiç okumadık. İngiltere ile Brexit müzakerelerinin hararetli masalarda görüşüldüğü ve çıkmaza sürüklendiği, Doğu kanalında Türkiye ile ilişkilerin hem ABD hem AB açısından kötü gittiği zamanlamada yapılan AB zirvesi, Biden'ın ABD ile ilişkilerin önünün temizlendiği bir oturum oldu. Tartışmanın merkezinde AB liderliği için Almanya-Fransa rekabeti vardı. ABD ile ilişkiler hakkında kesin sonuçlar bir sonraki, yani Biden'ın Oval Ofis'e yerleşmiş olacağı, belki bizzat katılacağı bir başka erken tarihli buluşmaya ertelendi. Ama NATO ilk defa AB ile resmen buluştu ve ortak basın toplantısı düzenledi. Ateş arabaları diyelim, Paris-Berlin yarışından Almanya galip çıktı. Fransa, Avrupa'nın özerk dış politika ve güvenlik anlayışı geliştirmesini isterken Almanya bu savunmanın yeni NATO içinde yürütülmesini istedi. Sonunda o yol kabul edildi. İhya edilecek NATO'da ön alacak ve artık Berlin liderliğinde bir AB ile. Bu güçlenmiş Almanya'nın NATO içinde rütbe alması demek. Aynı zamanda 2. Büyük Savaş sonrası kurulan Avrupa nizamının Almanya'nın kötü alışkanlıklarını tekrarlamaması için düzenlenmiş mimarisinin de gevşemesi anlamına geliyor. Avrupa için bu cümleleri kurmak, dibine kadar çakılmış bir zihinsel sabiti ırgılamak demek. Bu yüzden kabul edilmesi bir yana anlaşılmasında dahi zorlanılıyor. Belki Almanya'nın son yıllardaki savunma harcamalarına bakmak veya ordusu bile yok diyenlere birçok ülkeye gelişmiş savaş makineleri üretip satan Berlin'in nasıl ordusu kapasitesi olmaz diye sormak teşvik edici olabilir ama. Benzer çok veri olmasına rağmen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Bundeswehr Silahlı Kuvvetlerin kuruluş yıl dönümündeki sözleri daha anlamlı gelebilir. Joe Biden döneminde bile Avrupa, ABD için eskisi kadar önemli olmayacak. Ülkemizi ikili bir sorumluluk ve göreve sahip görüyorum. Avrupa'da Alman liderliği ve NATO'da Berlin için daha güçlü bir rol. Hatta askerlerimiz bu ülkenin kendilerine sağlayabileceği en iyi donanımla siyasi alanın tanımladığı görevi yerine getirmelerini sağlayacak teçhizatla donatılma hakkına sahiptir. İlginç değil mi? Devam. İngiltere'nin AB'den ayrılması tam bu demek. Türkiye'nin AB ilişkilerinin gevşemesi tam bu demek. Bir seri Avrupa ülkesinin ekonomik kriz ve askeri zayıflığının iyice artması, iç kargaşalar, salgın vesaire hep bu demek. Üstüne bir yanda eski sınırlarını yoklayan, bir yanda yine Almanya ile projeler yürüterek akıl çelmeye çalışan Rusya. Diğer yanda görkemli ekonomik vaatler ve Londra-Pekin hattını Avrupa'nın mümkün olduğunca çok ülkesine dokunarak limanlarına kadar sirayet eden Çin. Kabaca hal böyleyken yeni Transatlantik ittifakı için Türkiye ne anlama gelmektedir? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son AB zirvesi sonuçlarını değerlendirirken şöyle diyor. Almanya ile anlaşamadığımız konular var. Her söylediklerini takdir etmiyoruz. Fakat Almanya'nın Avrupa'da gerçekten farklı bir duruşu var. Sadece Türkiye ile ilgili değil, Avrupa'nın geleceğiyle ilgili. O yüzden son zirvede Almanya'nın tavrını takdirle karşıladık. NATO toplantısında da söyledim bunu. Adı geçen NATO toplantısında neler olduğunu da Fransa Dışişleri Eski Bakanı Hubert Védrine'in Avrupa'da ilgi çeken yakınmalarından öğrenelim. Avrupalı bakanların NATO'da Fransız fikirlerini desteklememesine şaşırdım. Avrupalılar şizofreni halindeler. Macron'un NATO'nun beyin ölümü sözlerini hatırlayalım. İttifak ABD etkisinde kalıyor. NATO toplantısında ve Fransa-Almanya ikili görüşmelerinde fikirlerimizin karşılık bulmadığını gördüm. Paris, NATO'da 30 ülkeden ancak 7'sinin desteğini bulabildi. NATO'da Türkiye olmadan bir şey yapılamayacağı fikri hakim. Biden Türkiye karşıtı olmayacak. Ancak Trump'a göre Türkiye'ye daha kayıtsız kalacak. Bunu da ilginç bulmak zorundayız. Bu alıntılar ABD yönetiminin Türkiye'ye iyi davranacağının ispatı sayılamaz. Beklenen daha iyi belki. Bunu samimiyetle yapacağı da söylenemez. Ama ABD-Avrupa-NATO üçgeni yeni mürekkeple çizilirken bir nihai hedefi olması lazım. O hedef Ankara'nın kapısının çalınmasını mecbur bırakıyor. Mühim mesele Ankara'nın bu sefer de kapıyı açıp açmayacağı. Aralasanız bile sızıyorlar çünkü. Nedret Ersanel Hasan Basri Yalçın Rusya-ABD farkı. Biz hep Amerika'yı konuşuyoruz. Ama arada başka ülkelere bakmakta da fayda var. Rusya Devlet Başkanı Putin'in sarf ettiği sözler Rusya'nın Türkiye'ye bakışını anlamak adına oldukça dikkat çekici. Putin bir yandan Türkiye ile anlaşmazlık noktalarının olduğunu dile getiriyor. Ama bir yandan da Erdoğan sözünü tutan bir adam, ülkesi için iyi olduğunu düşündüğü bir şey varsa sonuna kadar gidiyor. Bu öngörülebilirlik için bir element. Kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız çok önemli diyor. Bu aslında çok sağlıklı bir bakış açısı. Gereksiz bir romantizmden kaçınan ve gerçeğin hakkını veren bir açıklama. Gerçekten Türkiye ile Rusya birçok konuda stratejik bakış farklılığına sahip. Suriye, Libya ve Karabağ bunların başında geliyor. Coğrafi yakınlıkları ve tarihsel arka planı açısından bu iki ülkenin birbiriyle rekabet halinde olması kadar doğal bir sonuç yok. Zaten Türkiye tarihinin büyük çoğunluğunu da bu gerilimli ilişki belirledi. Soğuk Savaş boyunca Türkiye'nin batıya fazlaca mecbur kalışının ardında Sovyet tehdidi vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetlerin Türkiye'den toprak talebi ve Boğazlar Sözleşmesi'ni bozmak istemesi o dönemler çok zayıf kalan Türkiye'yi ABD'ye bağımlı kılmıştı. Bu ilişkinin 3 günde dönüşmesi beklenemezdi. Zaten tek kutuplu uluslararası sistemin bir sonucu olarak Türkiye-ABD ekseninde devam ediyordu. Ama ne zaman Türkiye kendi başına karar almak ve uygulamak zorunda kaldı, ABD ile olan ilişkisi de mecburen değişime uğradı. Rusya tarihten ders almış görünüyor. Rusya 70 yıl önce yaptığı hatayı tekrar etmedi. Putin'in realist yaklaşımı Türkiye'yi pazarlık yapılabilir bir aktör olarak görmesini sağladı. Kendi kafasında bambaşka planlar olabilir. NATO'yu yıpratmak da bunlardan biridir. Ama adım adım başlayan bir pazarlık süreci iki ülkenin de çok işine geldi. Türkiye güvenliğini sağladı, Rusya kendi konumunu sağlamlaştırdı. Dahası her seferinde iki ülke arasında çekişmeli de olsa iş yapabiliyor olmanın verdiği bir alışkanlık meydana geldi. Bu bütün stratejik meselelerin çözülebildiği anlamına gelmez. Ama ilişkinin sürdürülebilirliğini gösterir. Şartlar değiştiğinde yepyeni bir ilişki biçimi de doğabilir. Ancak bu karşılıklı anlayış çerçevesinde Türkiye ve Rusya yakın coğrafyanın en fazla güçlenen iki aktörü haline geldi. Makul olan bunu sürdürebilmek. Aynı dersi ABD alır mı göreceğiz. Şunu açıkça söyleyelim. Bu işin yolunu ABD açtı. Hem dünya siyasetine karışmaya niyetleri yok, hem kendi istedikleri olsun istiyorlar. Hem de Türkiye'ye buna razı olmadığı için öfkeleniyorlar. İşte bu hiç de makul değil. Tabii ki Türkiye için en iyi senaryo ABD'nin de Rusya gibi bir bakış açısı geliştirebilmesidir. Bu Türkiye'nin alternatiflerini çoğaltır. Fakat ABD henüz o aşamada değil. Sanırım oraya gelmek için ABD'nin başka bir yerlerde başka bir sorunla karşılaşmasını beklemek zorundayız. Mesela Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında da Türkiye'ye ambargo uygulanmıştı. Fakat 3 yıl sonra Afganistan ve İran karşısında ABD tekrar Türkiye'ye yakınlaşmak durumunda kalmıştı. benzer gelişmeler neden olmasın. Hele ki dünyadaki karmaşa ve sarsıntılar düşünüldüğünde hiç de uzak bir ihtimal değil. Sabır ve direnç, stratejik hesaplamaların en önemli unsurlarındandır. Türkiye kritik güvenlik meselelerini son 4 yıl içinde çözmüş olduğundan bu sabrı gösterebilecek durumda. Hasan Basri Yalçın